aklın ve bilimin ışığında yolumuza devam ediyoruz. Ve Türkiye'nin en aydınlık insanlarının yaşadığı, demokrasi aşığı bu kentin insanları, yani sevgili hemşehrilerimiz her konuda bize destek oluyorlar. Kendilerine binlerce kere teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu vapur Körfez'de salındıkça efsane belediye başkanımız Körfez'de dolaşacaktır. Bizim aramızda olacaktır. Biz hep onu yaşayacağız. Buradan herkese, törene katılan başta Priştin ailesine, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, tüm protokole, sevgili İzmirli hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Evet, İzmir demokrasinin ve aydınlığın şehir olarak yaşamını ilelebet sürdürecektir. Sağ olun, var olun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve değerli İzmirliler, törenimizde şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye'nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Efendim hepinize merhabalar. Bu güzel havada, bu güzel mekanda sizlerle beraber olduğum için onur ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Güzel bir şey yapıyoruz bugün. Rahmetli Ahmet Pirişina'yı anıyoruz. Onun adına bir gitti, biraz sonra seferlere başlayacak. Aramızda Pirişina ailesinin saygıdeğer insanları var. Onlara da selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlarım, bir kentte yaşamanın sorumlulukları var. Bir kentli ne ister? Temiz bir çevre ister. Bir kentli ne ister? İyi bir ulaşım ister. Çocukları için iyi bir okul ister. Sağlıklı bir çevre, parklar, imkanlar, olanaklar ister. Elbette ki belediye başkanlarının temel görevleri bunları yerine getirmektir. Az önce Sayın Kocaoğlu'nu dinledik. Yaptıklarının bir bölümünü anlattı. Emin olun, altını özenle çiziyorum. Eğer Türkiye'de iktidar partisinin bir belediye başkanı var ve ben bir şeyler yapmak istiyorum diye düşünüyorsa gelip İzmir'de bir belediyecilik kursundan geçmesi lazım. Bunu CHP'nin genel başkanı olarak böbürlenmek için söylemiyorum. Asla. Eğer İstanbul metronun kilometresini İzmir'in 3 katı fiyata yapıyorsa, Ankara 2 katı fiyata yapıyorsa ve 1/3 fiyata bunu İzmir gerçekleştiriyorsa gelip burada kurs almaları gereğin de ötesinde bir zorunluluktur. Bizim belediye başkanlarımızın bir özelliği var. Her kuruşun hesabını millete verirler. Her kuruşun hesabını. Ve sadece ve sadece bütün amaçları sağlıklı bir kenti ayağa kaldırmaktır. Bakın ulaşım konusunda ne kadar önemli mesafeler kat ettiler. Deniz ulaşımı, Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili. Peki deniz ulaşımını yeteri kadar kullanıyor muyuz? Hayır. Peki deniz ulaşımını kullanmak için asfalt mı dökmek gerekiyor? Trafik lambaları mı gerekiyor? Trafik polisleri mi gerekiyor? Hayır. Hiçbirisine gerek yok. Sadece akıl ve bilim gerekiyor. Onu da İzmir Büyükşehir yerine getiriyor.
Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İzmir'in aydınlık bir kent olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece ben değil, aslında bütün dünya biliyor. Demokratların, özgürlüklerin yaşadığı, özgür insanların yaşadığı bir kent İzmir. Eğer fuarlar kenti diyor Sayın Başkan, fuarlar kenti olabilir, daha güzel kenti olabilir. Ama asla unutulmaması gereken bir gerçek var. İzmir, demokrat insanların yaşadığı bir kenttir. Aydınlık insanların yaşadığı bir kenttir İzmir. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, bir süre sonra burada yaşayan kişi kendisini ben İzmirliyim diye tanırım diyor. Ben İzmirliyim diyor. İzmirli olmak Türkiye'de bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yaratan insanlardan biri de her bir birey olarak İzmirlilerdir. İzmir'in pek çok sorunu var, elbette aşılacaktır. Bu konuda çabalar var. Az önce belediye başkanımız belli konularda ÇED raporunu alamadığını ifade etti. Elbette takipçisi olacağız. Kentsel dönüşüm konusunda da uzun süre engellendi ama onlar da yapılacak. Sabırla, kararlılıkla, azimle yolumuza devam ettiğimiz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bütün Türkiye'nin bunu çok iyi bilmesi lazım. İzmir'in bir özelliği daha var. İzmir, Suriyelilerin de bir anlamda geçiş kapısı oldu. Avrupa'ya geçiş kapısı oldu. Basmane'de arabayla giderken pek çok Suriyeli'yi gördüm oradan. Büyük insanlık dramlarının yaşandığı bir bölge oldu bu bölge. Sahile vuran çocuk cesetleri, ölümü göze alarak modern dünyaya gitmek isteyen Suriyeliler, Pakistanlılar, Afganlılar. Defalarca uyardık siyasi iktidarı. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklemeyin dedik. Orta Doğu bataklığı bu memlekete hayır getirmez dedik. Ve örnek verdim onlara. Atatürk ve İsmet Paşa uzun süre Libya'da, Filistin'de, Yemen'de görev yaptılar. Osmanlı Paşası olarak görev yaptılar. Büyük mücadeleler verdiler. Orta Doğu'yu çok iyi biliyorlardı. Ve onlar genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra Orta Doğu'nun iç işlerine asla dokunmadılar. Asla. Arap dünyasıyla iyi geçinmeye çalıştılar. Ama orada demokrasi yok, ben demokrasiyi götüreceğim diye özel bir hevesin içine girmediler. Saygı duydular ama bütün Arap dünyası Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni örnek aldı. Onlar da kendi ülkelerinde cumhuriyeti kurdular. Arap halkları Türkiye'ye özendi. Neden Türkiye'deki gibi bizler de modern bir yaşamı seçmiyoruz diye. Ama bunlar geldiler, Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklediler. Ve bugün 2,5 milyonu aşkın göçmen Türkiye'den batıya gitmek istiyor. Değerli arkadaşlarım, bunun şu anda pazarlıkları yapılıyor. Ayıp olan şu, bir insanın yaşamı para bağlamında pazarlık konusu olamaz. Birisi kalkıyor, Sayın Davutoğlu, Avrupa'ya gidiyorum diyor. Ne için?